Mesela Fenerbahçe'nin Sterling'e bir ilgisi olduğunu duydum. Ama şöyle duydum, yani bu transferi gerçekleştirmek çok zor. Bu imkansız bir iş. Ama Sterling'de Fenerbahçe'nin bir ilgisi var. Yani seviye buraya çıktı, anlatabiliyor muyum? Artık imkansız derken biraz düşünüyorum. Çünkü ya dün Bellingham'la bir sohbeti var ya Mourinho'nun. Yani. Çıktı zaten Sky Sports ekranlarında da. Yani diyor ki Fenerbahçe'ye gel, seni alalım falan. Yani öyle bir adamdan bahsediyoruz. Yani yapamayacağı bir şey yok. Şimdi tabii, hani dediğim gibi Sterling ismi çok zor bir herif. Haberi alırken de ben hani bir ilgi var ama olması pek mümkün değil gibi aldım. Hani Fenerbahçe Sterling'i alıyor demiyoruz, yanlış anlaşılmasın, büyük bir isim ama yani seviye daha da yükselecek. Şimdi Mourinho tabii ki daha iyi isimler getirmek isteyecek. Şimdi Lukaku ile ilgileniyor Fenerbahçe. Lukaku belki bu yıl Roma'yı da kiralık geçirdi ama Mourinho orada olduğu için orada. Yoksa Premier Lig'den aşağıya gidecek bir isim değil mesela. Veya İtalya'da Milan, Inter, Juventus'a gidecek bir isim. O yüzden rekabet iyidir her alanda. Fenerbahçe'nin içindeki rekabet bunları getiriyor. Türk futbolundaki rekabet de bize çok fazla şey getirecek hatta.